Abi kaostan besleniyor musun? Öyle dediler. Zaten şu an ülkemiz bir kaos ülkesi oldu gerçekten her anlamda. Yani oralara girmeyelim, tadımız kaçmasın. Girmeyelim, tamam. Vallahi girmeyelim. Yani. Ama eğlencemize de kaos olsun dedik. Şimdi bütün kızlar niye toplandık? Bütün kızlar toplandık, konuyu nereye getireceksin? Abi bu formatımızın amacı hakikaten bir Kenya'dan, bir Konya'dan gelsinler, eğlenelim, gülelim. Ne olursa ne olur. Bu insanlar nasıl bir araya gelmiş densin? Hakikaten de sosyal medyada böyle bir programa ihtiyaç var mıydı bilmiyorum. Ne yapıyoruz abi şimdi ya, biz burada? Birazcık formatı anlatalım. Abi biz burada sosyal medyada gördüğümüz böyle günlük anlık işte eskiden Andy Warhol'un dediği gibi herkes bir 15 dakikanın ünlü olacak. Hayatımıza 15 dakika girenleri mi topluyoruz? Girenleri 15'er dakika topluyoruz ve yaklaşık bir 45 dakikalık program bu. 45 dakika yetmiyor tabii. Biz burada 3 saat çekiyoruz. Biz burada çile çekiyoruz. Şu anda program çıkışındayım. Saçım başım dağılmış durumda. Çok yoruldum gerçekten de. Biraz izledim yani. Hakikaten kaotik bu arada. Yönetemiyorum yani. Çok zor yönetmek zaten. Ya Samet bile yorulduysa benden daha ne istiyorsunuz siz? Abi bir şey söyleyeceğim. Ben geçen gördüğümde yalnız ağırmamıştı. Şura biraz ağırmış sanki. Benim buram beyaz. Zaten beyazı daha da beyazladı. 10. bölümün sonundaki görürsek 10. bölümü. Peki şimdi bu iş patlarsa albüm çıkartacak mısın? Ya sen... Genelde öyle oluyor ya. Var mı kafanda hiç? Yok. Albüm çıkarmayacağım. Bu işte. Allah'ım ne olur. 100 bölüm sürmesin. Niye? Ölürüz. Dayanamam mı? Yok işin şakası bir yana. İnşallah güzel olacak. Tatlı butik bir talk show bu. Talk show'u biraz daha evrilmiş hali. O yüzden insanların aslında bu telefonda yaptığı hani bu tık 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 geçme olayı var ya, biz onu burada yapıyoruz. Yaklaşık 7-8 konuğumuz oluyor. O 7-8 konuğumuz aslında bir geçme oluyor. Çünkü artık tek konukla insanları tutamayız hayatımızda. Ve burada aslında biraz da sen söyle adını, insanların aa ben izlemişim bu adamı, bunun hayatını merak ediyorum dediği adamı biz buraya getiriyoruz. Ve biraz hayatını açıyoruz. Nasıl yani perde arkasında neler oluyor bu olayların? Atıyorum. Şimdi örnek veremeyeceğim çünkü programın formatı. Örnek veremem. Ama teşekkür ederiz. Geldin. Şu şeyleri dekoru kim seçti abi? Orada bir darbuka görüyorum, telefon gibi. Hiç alakası yok. Bu da kaotik. Bu da kaotik. Bu da kaotik. Burası da kaotik. Bak ben şu anda eve gideceğim var ya, benim rüyalarıma giriyor. Ne zaman evleneceğim? Bir rüyalarımı saç. Dur ne zaman evleneceğim? Ya baba sen hangi konulara giriyorsun ya? Ya sen daha kaossun ya. Ya ben kaostan kurtuluyorum, kaosa yakalanıyorum. Ben kafayı yiyeceğim ya. Ya sormuyor mu anne, sormuyor mu? Ya Hayrettin'cim. Soruyor, hepsi soruyor. Hayrettin'cim hadi artık bir hep torun soruyor. Seveyim. Evleneceğim lan. Abi Türk kızı mı, Rus kızı mı? Türk kızı baba. Niye abi? Rus kızı. Çünkü şu anda Türk kızıyla beraberim. Öyle. Yenge izlemesin bunu. Peki abi evliliğe doğru evrilecek mi bu hikayesi için? Sen ne olsun istiyorsun? Sen bana anlatsana. Abi çeyrek yükselmeden diyorum. Sen, şu işi halledecek diyorum. Sen şimdiden çeyrek aldı başını gidiyor. Sevgili Bülent Bakar. Ben sana Samet'ten daha iyiliğini bulamam. Bulacağım desem de bulamam. Sen bu adamla devam et. Bu adam çok iyi. Öpüyorum sizi.